En sık sorulan sorulardan biri de genel anestezi kimlere uygulanamaz sorusudur. Bizim durduğumuz noktada genel anestezi uygulanamaz hasta yoktur. Düşünün ki çok sağlıklı bademcik ameliyatına gelen bir çocuk, diğer uçta travmayla trafik kazası sonrası apar topar ameliyathaneye, hiç odasına veya acil servise bile uğramadan ameliyathaneye alınan hastalar oluyor. Dolayısıyla ameliyata alınamaz, genel anestezi uygulanamaz hasta yoktur. Bu sadece hastanın risk durumu vardır. Ameliyatın tipine göre, aciliyetine veya planlı olmasına göre biz bir strateji belirleriz ve risk belirleriz. Bunu tabii bazı durumlarda hastayla veya hasta yakınlarıyla konuşamaz durumda bile hastaları aldığımız oluyor. Aynı şimdi verdiğim örnekte olduğu gibi. Ama planlı ameliyatlarda da hakikaten hastanın olması gerektiği ameliyat çok zorunlu, acil veya hasta isteğiyle, şiddetle isteyerek olması gereken bir ameliyatsa, biz hastanın durumuna göre ve ameliyatın tipine göre biz risk belirleyiz ve hastalarımızla, hasta yakınlarımızla bu riski paylaşırız. Deriz ki dolaşım sisteminizde böyle bir problem var. Kitaplarımıza göre, bilgilerimize göre, yani şu andaki elimizde olan bilgilerle şu riskler var, şunlar gelişebilir, beklenen olası problemler bunlar. Olmayabilir de hiçbirisi ama olası problemler bunlar. Bunlara rağmen siz bu ameliyatı istiyorsanız, kabul ediyorsanız devam edebiliriz. Ama bazı durumlar oluyor. Hakikaten zaruri ameliyatı almamız gereken. Dolayısıyla o durumlarda da biz hastalarımızla ve hasta yakınlarımızla bu bilgileri paylaşıyoruz. Ama öyle durumlarda hepimizin, hem onların hem bizim elimiz kolumuz bağlı, zaten almak durumunda oluyoruz hastalığı. Dolayısıyla aslında bu soruya cevap, anestezi alamaz hasta yoktur ama riski belirleme ve bunları, en önemlisi, hasta ve hasta yakınlarıyla olası riskleri paylaşmak önemlidir.